Bu bölümde bilgileri elimizle girerek yeni bir referans oluşturmayı göreceğiz. Üstteki reference sekmesinden New Reference seçeneğini tıklıyoruz ve yeni bir referans oluşturuyoruz. Sayfamızı küçültelim. Referans vereceğimiz makalemizi açalım. Ve bilgilerimizi girelim. Other kısmına yazar ismini, yazar isimleri Kürşat Çağlar, Cale Çakıroğlu, Nergis Çağıltay, Erdin Çakıroğlu. Yıl kısmına makalenin yıl bilgisi girilir. Yıl bilgisi 2001. Makalemizin başlığı öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Journal kısmına dergi adı yazılır. Dergi adımız işte gördüğünüz gibi Hacettepe Üniversitesi Tarihçiliği Fakültesi dergisi. Volume kısmına cilt bilgisi, yani cilt bilgisi 21 yazıyoruz. Issue kısmına basımı yazılır. Pages kısmına ise sayfa sayısı bilgisi gelir. Sayfa sayısı bilgisi makalemizin sayfa sayısına bakıyoruz. 28. Sayfa sayımızı yazıyoruz. Start page kısmına ise başlangıç sayfası bilgisi yazılıyor. Date kısmına tarih bilgisi yazılıyor. Type of article kısmına makalenin türü yazılır. Short title kısmına başlık bilgisi, alternate journal kısmına alternatif dergi bilgisi yazılır. ISSN kısmına uluslararası standart türevi yayın numarası bilgisi yazılır. SUI kısmına sayısal listes yayın numarası bilgisi yazılır. Bu telif hakkını sağlayan bir yayıncılık sektörüdür. Original Publication kısmına asıl yayın bilgisi, Reprint Edition kısmına yeni baskı bilgisi, Legal Notes kısmına yasal not bilgisi,
Abstract kısmına özet bilgisi. Not kısmına yazmak istediğiniz notları. Research Notes kısmına yazar hakkındaki notları. URL kısmına ise link bilgisini yazabilirsiniz. Makalenizin link bilgisini alalım. URL'ye ekleyelim. File Attachment kısmına dosya eklerini ekleyebilirsiniz. Buradan sağ tıklayarak Figure, Attach Figure dedikten sonra dosyamızı seçebiliriz. Author adres, yazar adresi, figüre ise resim ve şekiller ekleyebiliriz. Yine sağ tıklayarak figür dedikten sonra attach figürle yine choose file diyerek dosyamızı seçebiliriz. Bilgileri girdim. Şimdi üstteki Spherical seçeneğini tıklıyorum. Gördüğünüz gibi referans işlemi tamamlandı. Tamam diyorum. Ve referans sayfamı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi referansım oluştu. Referans bilgileri de sağda gösteriliyor.